Hoş geldiniz hepiniz 2023'te KPSS'ye gireceksiniz sanıyorum e, lisans mezunusunuz o zaman tekli yıl olduğu için sadece lisans mezunları girebilecek biliyorsunuz ve A grubu ya da öğretmenlikten girebileceksiniz KPSS B grubuna dair herhangi bir alım olmayacak tekli yılda e, o yüzden hani sizi de tanımak istiyorum aramızda öğretmenler A grubundan hazırlananlar kimler öğretmensek branşımız nedir merhabalar Beden eğitim öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği güzel. Bu sene de girecek misiniz 2022 için? <laughs> Anladım. Yine de 2023 için de ee, bir ne yapacağız, ne edeceğiz diye dinlemek istediğini sanıyorum. Hani genelde 2022 için çok fazla çalışma yapmamış, çok bir umudu, ümidi olmayan adaylar 2023 için şimdiden çalışmalara başlamak istiyorlar. Ne de sınava girmek istiyorlar ama 2023'ü daha sağlam adımlarla ilerletmek istiyorlar. Şu anda bizim çok fazla 2022'de KPSS'e girecek olan ama 2023'e kaydını aldığımız öğrencimiz var. Hocam şimdiden başlamak istiyorum diyorlar. Bir de biz şöyle bir avantaj sağlıyoruz. 2022'de sınava girdiğinde olur da tanırsak ki inşallah öyle olur. Biz zaten ücret iadelerini yaptığımız için atanan öğrencilerimizin böyle bir hani risksiz bir başlangıç yapmış oluyorlar böylelikle. E, KPSS uzun bir maraton. Hani bir de dediğimiz gibi sadece GGK olmayacağı için tek yılda. Hani hepiniz ya işte GGK eğitim öğabeti üçlü sınava hazırlanacaksınız. Ya GGK eğitim hazırlanacaksınız ya da GGK artı KPSS A gibi çok zorlu bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu yüzden ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. KPSS'nin böyle bir eğitimi. Avantajı var yani erken başlamanın gerçekten çok büyük avantajı var. Şimdi 2022 KPSS ile alakalı ayrı seminer yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz YouTube'da. Şimdi o ayrı bir konu. Ee, ama onunla alakalı şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğitim koçlarımıza da telefonda bir seans görüşme hakkı sağlamış olacağız. Bu senelere katıldığınız için. Hem onlar size 2022 KPSS ile alakalı bizim yaptığımız kamp programlarını tanıtırlar. Hem de size neler yapmanız gerektiği ile alakalı bilgilendirme yaparlar. Eğitim koçları telefonda bir seans ücretsiz görüşme hakkınız da olmuş olacak. Genelde bizim önerdiğimiz hani son iki hafta için tabii ki bol deneme, bol tekrar, bol soru ama sizin seviyenize göre bir yön yönlendirme yapmaları lazım. Seviyeniz tekrarımı daha çok gerektiriyor, soru çözmeyi mi daha çok gerektiriyor, denemeyi mi daha çok gerektiriyor? onu bir eğitim koşullarıyla bakın derim. Öyle bir görüşme yapmanız daha mantıklı olur. Evet, biz 2023 için konuşacağız. Aslında KPSS genel anlamda tanıyacağız. Hani hiç bilinmeyenler dedik bugün. Çünkü şimdi birkaç slide yazdığım şeyler hep bilinen şeyler aslında ve Google'da da internette de çok rahatlıkla bulabileceğiniz bilgiler. Önce onlarla başlamak istedim. Bilmeyenler de olabilir çünkü. Ama ondan sonraki süreçte daha böyle stratejik detaylara gireceğiz biraz daha. Bilinmeyenleri konuşacağız. Biliyorsunuz tekrarlıyorum. Tek yılda KPSS sadece lisans mezunları için A grubu ve öğretmenlik için yapılıyor. Lise ön lisans mezunları giremiyor ya da B grubu memuriyet için giremiyorlar. Mühendislik, işte avukatlık, sosyolog, psikolog, hemşirelik gibi kısımlar içinde e, direk atama, merkez yer yararlanacakları için de yok. Sadece A grubu ve öğretmenlik var. Zaten genel temel genel kültür ayrımını çoğumuz biliyoruzdur. Genel temel Türkçe matematik testinin oluşuyor. Genel kültür tarih, coğrafya, vatandaşlıkın oluşuyor. Toplam soru sayısı genelde bazı yıllarda işte güncel falan değişiyor. Onun dışında bu soru sayıları yıllardır aynı arkadaşlar. Türkçe 30, matematik 30. Buna 4 ile 6 soru sayısal mantık. 4 6 yine sözel mantıktan gelebiliyor. Tarih 27, coğrafya 18, vatandaşlık 9, güncel 6 olmak üzere toplam 15 soru da buradan var. Şöyle bir baktığımız zaman zaten Türkçe ve matematiğin getirisinin çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Hani direkt soru sayısından zaten yola çıkarak bunu görebiliyoruz. Bunları da biliyoruz. Başvuru sayıları alım sayılarına baktığımız zaman da zaten yüzde dokuzu falan kazanıyor girenlerin. Bu tekli çiftli yıllara göre bir alım oranlama yaptığımızda yani gerçekten stratejik çalışan gerçekten emek veren hani gecesini gündüzüne katan diyebiliriz biraz daha ve kendine özel bir çalışma yapabilen doğru bir çalışma yapabilen. Burada amacımız çok çalışma yapmak değil arkadaşlar biraz sonra bunu çok güzel anlayacaksınız. Gerçekten burada amacımız verimli bir çalışma yapmak. Hani bunu belki çok fazla kişi söyle. Ben bunu biraz açacağım, örneklendireceğim. Benim çalışma nasıl olur onu göreceksiniz. Çünkü genelde herkesin söylediği bir şey. Şimdi çok çalışmadan kastımız ne? Verimli çalışmadan kastımız ne? İkisi de birbirini mu? Aynı şey değil mi? Bu soru çok fazla geliyor öğrencilerimiz tarafından. Ama aslında öyle değil. Şimdi ortalamalara bakalım. Genel yetenek için 1965 şampuan ortalaması var. 100 üzerinden genel kültür için 2105. Baktığımız zaman net ortalamaların ortalamalarına göre hesaplanan puansal değer 6387 yine 100 üzerinden GGK olarak topladığımızda aslında çok ciddi yüksek oranda bir başarımız yok ortalama bazında baktığımız zaman. Ama bunu aşamayan da çok fazla öğrenci var. Burada takılıp kalan ciddi yığılmalar söz konusu oluyor. Biz biraz bunu kırmamız gerekecek. Şimdi öğretmenlik de değişiyor. Evet, mesela bir Türk Edebiyat öğretmenin için 82, 83, 84'leri görmesi gerekiyor. Coğrafya aynı şekilde, beden yine aynı şekilde. Ama bir İngilizce öğretmeni için biraz daha 74, 75'ler yetebiliyor. Yine okul öncesi sınıf, dikap için. Bu değişiyor. Ya da A grubu için hani 75, 80 aralığı genelde gelir uzman yardımcılığı başvuruları için yetebiliyor. Bir müfettişlik istiyorsa 85 en az görmek zorunda ve kurum sınavlarıyla daha çok alım yapıldığı için zaten kurum sınavlarına göre değerlendirme yapılacak. Ama genelde yapılan anketler de şunu gösteriyor. Kaç puan almanız lazım? Hedefiniz kaç diye sorduğumuzda genel verilen cevaplar 85-90 aralığına denk geliyor arkadaşlar. Tabii ki bu branşa göre değişiyor dediğim gibi. Peki KPSS bizden ne istiyor? Genel olarak biraz şuna bakacağız. Asıl buna kadar buraya kadarkiler evet her yerde bulabileceğimiz şeylerdi. Biraz detaylandıracağız şimdi. Benim size sorum şu olacak. Diyelim ki 2022 için mesela hazırlananlar var aramızda. İki hafta kaldı değil mi? Çok az bir zaman var ve bu çok az zamanda siz şu anda çalıştığınız konularda nelere ağırlık verirsiniz? Öncelik verirsiniz. Sevinizin düşük olduğu konulara mı? Daha geç öğrendiğiniz konulara daha hızlı öğrendiğiniz konulara herkesin yapmakta zorlandığı konulara sınavda en çok soru çıkan konulara mı, önem puanı ağırlığı daha yüksek olan konulara Şimdi ben buna şöyle ABC desem, bana yazabilirsiniz hangilerine öncelik ver verirsiniz. Sizce sınava hazırlanan bir kişi, sınavda az da bir zaman kalmış, daha bir sürü konu var çalışması gereken. Sınavda en çok soru çıkan konuları öncelik veriyoruz. Tamam. Başka kimler neye ağırlık verir? EYE Ve Önem puanı diyorsunuz. Evet mantıklı. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi seviyemin düşük olduğu konular, yani çok iyi değilim bu konularda. Bunlara öncelik vermeli miyim? Kimi öğrenciler bunlara öncelik verebilir? Daha geç öğrendiğim konular genelde çok öncelik verilmez. Zaten sınava çok az bir zaman kalmış. Niye daha geç öğrendiğim konular öncelik? Ama daha hızlı öğrendiğim yine kişiye göre değişir. Bazı öğrenciler buna öncelik verir. Herkesin yapmakta zorlandığı konular hiç alakası yok. Standart sapmayı çoğunuz bu zannetimiz için özellikle bunu buraya koydum. Çok fazla bunu atlayan da oldu daha önceki seminerlerde. Onu yaparsam daha yüksek puan alırım gibi düşünen. Hayır, standart sapma böyle bir şey değil arkadaşlar. Standart sapma Türkiye genelinde ortalamasının üzerine çık demek. Ne kadar çok çıkarsın o kadar yüksek bir katsayıyla puanın çarpılacağı için daha yüksek puan alıyorsun demek. Herkesin yapmakta zorlandığına gidip yaparsın örneğin matematikte. iki tane soru var. X sorusu, Y sorusu. Bu iki sorusunu kimse yapamıyor. Y sorusunu herkes yapıyor. Tamam mı? Sen gidiyorsun. Bunu zaten herkes yapıyor. Ama boş ver diyorsun. Gidiyorsun bunu yapıyorsun. Buradan puan 3 geliyor. Buradan bir mi geliyor? Hayır böyle bir şey yok işte. Buradan da bir geliyor. Örnek veriyorum. Buradan da bir geliyor. Ölsemesen daha şunu yap. Şunu herkes yapıyor. Zaten bu çerez bunu bir yap. Şu bir bir elinde olsun. Bunu kimse yapamıyor. Git bunu da yap. Artı bir daha gelsin. Herkes bir yapıyorken sen iki kazan diyor. Sanar sapma bu işte. <laughs> hani bunu bilmediğimiz için genelde sanıyoruz ki yapmak zorunda konuları yaparsam derini yapmasam buradan çarpı iki daha fazla puan alırım. Böyle bir şey yok. Sınavda en çok soru çıkan mantıklı. Önem puanı en yüksek mantıklı. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir öğrenci. Sınavda en çok soru çıkan konulara ağırlık verdi. Peki ya bu konuların öğrenme süresi çok uzun, e çok u şeyse, uzunsa, Sorunuza bakacağım İlayda Hocam. Tamam şu kısmı halledelim. Felsefe grubunun için bahseder misiniz demişsiniz. Bahsedi bahsederim yani hangi sınavlara girmeniz gerektiğini sordunuz galiba. Burayı bir halledelim. Şimdi sınavda en çok soru çıkan konular. Diyelim ki işte X, Y, Z, T, E, F bu konular var. Sınavda çok soru çıkıyor. Ama bunların öğrenme süresi ya sınava kalan sınavı karşılamıyorsa. iki hafta zamanın var sınava. Ya bunun sadece bir tanesinin öğrenme süresi iki haftaysa. O zaman ne olacak? Bak. Hep göreceli. Önem puanı en yüksek. Yine aynı şekilde. Önem puanı çok yüksek ama öğrenme süresi çok uzun olabilir. Önem puanı dediğim şey ağırlık. Aslında şuna çok benzer bir şey bu arada. Yani ağırlığı, önem puanı, sana kazandırdığı puan bir sorudan. Ya da sen gidin sınavda en çok soru çıkan konulara ağırlık ver. E bunlar bizim seviyen zaten üst seviye ise. Zaten sen bunlar da çok iyiysen. Niye gidip tekrar buna çalışıp zaman kaybediyorsun? Daha hızlı öğrendiğin konulara çalışıyorsun. Ya bu daha hızlı öğrendiğin konuları halledeyim diyorsun ama ya bunların getirisi çok düşükse ekslerde? Daha geç öğrendiğin konulardan bir mantığı yok. Seviyenin düşük olduğu konulara ağırlık veriyorsun mu? bu seviyenin... Ay pardon. Heh. Seviyenin düşük olduğu konular... Ya sınavdaki getirisi çok çok düşük sınavdaki getirisi düşük ve öğrenme süresi çok uzunsa yani hepsi birbirine bağlantılı o zaman sizin bir önceliklendirme yapabilmeniz için kaç tane algoritmaya birden bakmanız lazım size bir şey daha söyleyeyim bir tane konu var öncelik vereceksiniz İki konu var tamam mı A konusu B konusu öncelik vereceksiniz A konusunda temel seviyedesiniz yani çok başlangıçlardasınız böyle B e, konusunda da İleri seviyedesiniz. Şimdi bir basamak düşünün merdiven basamağı. Ay merdiven de çizemedim ben çok alışık değilim e, tahta kullanmaya bir rehberlikçi olarak. Şöyle bir basamak tamam mı? Temel seviye bunun en altı. Şurası başlangıç, orta, ileri ve üst seviye. Şimdi B'de şuradasın merdivenin burasındasın. A konusunda burasındasın çok başındasın. İki tane konudan birini önceliklendireceksin. Şimdi A konusunun e, temelken B konusu ileri. Sen A konusu daha önce gitmişsin, 8 kere çalışmışsın. B konusuna hiç çalışmamışsın. İkisinden de gelen soru sayısı 2 diyelim. İkisinden de eşit soru geliyor bak. Hani şuralar hep eşit bak. Bura aynı, bura aynı. Öğrenme süresi de aynı olsun tamam mı? Öğrenme süresi ikisinin işi 3 saatte öğreniliyor diyelim ki. Bu da eşit. Birinde seviyen temel, birinde ileri. Önce ne yaparsın? Temel seviye olduğuna çalışırsın değil mi? Bunda daha gerideyim, bunu bir ileri taşıyayım. Zaten ileri dersin. Ama gidip de daha önce yaptığın çalışmalara baktın. Ya ben de 8 kere çalışmışım. Şans vermişim. Yine temel, yine temel. Bir adım ileri gidememişim. Buna dahi çalışmadan ileri seviyedeyim. Demek ki çalışırsam üst seviyeye çıkarırım. sorup kaçırma. Buna çalışırsam, bunu önceliklendirirsem, bunu elersem. Buradan muhtemelen bir soru falan yapacağım. İki, i̇ki de iki yapmama ihtimam var. Üst seviye değilim çünkü. Buradan hiç yapamayacağım. Çünkü sekiz kere çalışıp temelde kalmışım zaten. Mantıklı değil. Yani bu algoritmayı buna göre yapmanız lazım. Bunu da çok açıkçası hani bir e, öğrenci profiline girdiğinizde kendinizle alakalı karar vermeniz gereken aşamada yapabileceğinizi çok düşünmüyorum. Açıkçası düşünmüyorum. Biz hani bu işin e, mesela bu anlamda ise rehber olan kişiler dahi bir öğrenci için bunu çok uzun saatler harcayarak yapabiliriz bir program hazırlarken. Bunu yapabilen bir sistem oluşturduk ama tek es, tek eğitim sistemi, tek uzemin yapay zeka destekli eğitim modeli. Bu model geri planda birçok algoritmaya bakarak size göre konu önceliklendirme yapıyor arkadaşlar. Ölen puanına bakıyor, sınavdaki ağırlığına bakıyor, senin daha önce yaptığın çalışmalara bakıyor, senin seviyene bakıyor, öğrenme süresine bakıyor, senin öğrenme hızına ve unutma hızına bakıyor. Çünkü analizler yapıyoruz size. Hepsi kayıt altına alınıyor. Senin sorumluluklarına bakıyor, günde kaç saat çalışabileceğine bakıyor. Evet öğrenme süresi var. Hani her dersin bir öğrenme süresi var ama senin ne kadar süren var? Ona da bakıp kıyaslama yapıyor. Ve ona göre çalışma elemeleri ve çalışma önceliklendirmeleri yapıyor. Buna göre size program hazırlıyor. Bizim de size zaten önerdiğimiz bireysel programlarla hazırlanmanız tamamen size özel olması. Şimdi mesela Şöyle bir derslere baktığımızda her dersin aslında saatlik bir puan getirisi var. Çok alışık olmadığınız bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu ee, şey tamlamanın saatlik puan getirisi. Çok duymadığınız bir şey bence. Şimdi düşünün arkadaşlar ne demek bu biliyor musun? Matematiğe gidiyorsun bir saatte bir saat çalışarak 0.26 puan kazanıyorsun. Bir saat matematik çalışmasıyla. Türkçe'ye bir saat çalışıyorsun 0.71 puan kazanıyorsun. Şimdi mantığınıza yattı değil mi? Matematik daha uzun süren bir derstir. Matematiğin toplam öğrenme süresi 95, Türkçe'nin 35 mesela gördüğünüz gibi. Yani matematikte de 30 soru çıkıyor. Türkçeden de 30 soru çıkıyor. Soru sayısı eşit. O zaman önem puanları da eşit mi? Aslında ağırlık olarak evet eşit. Ama bir saatlik çalışmada elde ettiğiniz puan farklı. Dolayısıyla senin Türkçeden elde edeceğin aslında saatlik puan getirisi yani Türkçeyi çok daha çabuk halledebilirsin. Aradan hemen çıkarabilirsin. Öğrenme süresi çok kısa çünkü. Bakın önem puanı eşit 25-25 gördünüz mü? Aynı ama saatlik puan getirileri farklı. Arasındaki farka bakın kaç katı? Neredeyse 3 katı kadar değil mi? Dolayısıyla Türkçenin 1 saat çalışma ile elde edilen puanı daha yüksek. Tarihe bakın. Yine matematikten daha yüksek çünkü yine sözel. Önem puanı daha düşük olduğu için 0.32'lerde kalmış. Coğrafya, önem puanı daha da düştü çünkü çıkan soru sayısı daha az değil mi coğrafyada? Saatlik puan getirisi 0.42 ama tarihten daha yüksek bir saatte elde edilen puan çünkü öğrenme süresi tarihe göre daha kısa. Tarih Çalış 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 uzuyor da gidiyor. Vatandaşlık hem öğrenme süresi az hem önem puanı az ama saatlik puan getirisi 0.46 arkadaşlar. Bakın Türkçeden hemen sonra geliyor. Yani az sonra çıkıyor ama bir saat elde ettiğim puan yüksek. Yani vatandaşı da hemen aradan çıkarabilirsiniz aslında. Çok çabuk öğrenilen bir ders. Bu tabloya göre saatlik puan getirini kıyasladığımızda Türkçe büyük, vatandaşlık büyük, coğrafya büyük, tarih büyük, matematik oldu. Biz sanardık ki matematik, matematik, matematik çok fazla önemli. Çok, evet çok önemli, haklısınız. Ama çok az bir zamanın kaldığında sınava bir önceliklendirme yapacaksam eğer matematikte zaman kaybetmektense o açığı sözel derslerle kapatmayı bilmem gerekecek. Gidip de bunlardan neredeyse fıra yakın netler çıkartıp matematikte 10 net, 15 net eksiğim varsa o açıyı bunlarla kapatacağım. Çünkü kalan süren muhtemelen matematik, matematik için yetmeyecek. Matematik için yetmezken şunlara da bakamayacağım. Bari bunu elemeyi öğreneyim de 10-15 sorumu, onun açığını bunlarla kapatayım. Çünkü matematik 10-15 soruyu çalışırken belki 4-5 haftam gidecek ama şunlara toplam çalışırken 4 derste 10-15 soru arttırabileceğim. Mantık bu ve 2020 çalışmasında bunu yapmanızı öneriyoruz. Şimdi işte bu elemeyi tek es yapay zeka sistemi buna göre zaten yapıyor olacak arkadaşlar. Bir, ben size bir soru sormak istedim. Size iki tane konu yansıttım. Öğrenme sürelerini verdim. Birisi 20. yüzyılda Osmanlı Devleti bir tarih konusu. Birisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti. 20. yüzyılda Osmanlı bir buçuk saatte öğrenilen bir konu. 19. yüzyılda Osmanlı 4 saatte öğrenilen bir konu. Peki sizce önem puanları, ağırlıkları nasıldır? Hangisi sizce daha önemli bir konudur? 19. yüzyıl mı 20. yüzyıl mı ne dersiniz? A diyen var, B diyen var. Şöyle bir bakalım. A diyen var. Evet şimdi 4 saati görünce de daha bu kadar uzun sürede öğreniliyorsa demek ki daha önemlidir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında biz bunların analizlerini yaptığımızda çıkan soru sayılarını yıllara göre bakıp oranladığımızda 20. yüzyılda Osmanlı Devleti daha az sürede öğreniliyor olmasına rağmen daha yüksek önem puanına sahip arkadaşlar iki katı kadar hem de. Çünkü Buradan çıkan soru sayısı yılları oranladığımızda daha fazla. 20. yüzyıldan daha fazla soru gelmiş. Dolayısıyla bunun önemi daha fazla. Sen gidip 19. yüzyılda 4 saat çalışıyorsun. 4 saatte 0.83 puan elde ediyorsun. Gidip 1.5 saat çalışmada 1.66 puan. O kadar kıymetli bir şey ki bu. Yani her saatinde aslında puan kazanıyorsun. Her dakikanda bir puan kazanıyorsun. Bu yüzden daha az olmasına rağmen daha yüksek puan getirisi olduğunu gördünüz. Yani çok çalışmak değil, verimli çalışman tanımını yapıyorum şu an size. Herkesin söylediği klişe. Çok çalışmayın. Nedir bu verimli çalışmak? Hani benim öğrencilerim bunu çok rahatlıkla sorabiliyorlar ve çok haklılar. Hocam verimli çalış, verimli çalış, verimli çalış diyor herkes. Ne bu verimli çalışmak? Bu işte arkadaşlar. Evet tüm konu, derslerin konuların puanı var. Sistemde tanımlı ama. Ben örnek olsun diye size bunları verdim. bizim sistemimizle ilerleyen öğrenciler zaten onları otomatik hani bilmenize de gerek kalmayacak. Siz bunları bilseniz ne olacak ki sürekli Hı, o mudu bu mudu diyeceğiniz, diye, diyebileceğiniz bir zamanınız yok. Sistem zaten size onu sağlatmadan otomatik önerme yapacak. Ve kalan süreye göre çalışacağımız dersleri önünüze getirip tıkla çalış, tıkla videoya git, tıkla tekrar yap, tıkla sorunu çöz. Soru çözeceğiniz zamanı da sistem biliyor, önüne getiriyor, seviyene bakıyor, kalan süreye bakıyor tekrar yapacağın zamanda bile unutmazlığına bakıyor. Ha diyor bu iki üç günde bir unutuyor. O zaman şimdi tekrar dersi getireyim check-up sonuçlarına bakıyor. Hmm, bu ders de aslında konuyu çalışmıştı, bitirmişti ama unutmuş. Check-up testi sonucu bana baya yanlış verdi. O zaman ben bu dersi bir daha çalıştırayım diyor. Kalan süreye bakıyor. Hmm, eleme yapmam lazım. Gideyim ben şimdi 0.83'e eleyim. 1.66 olan 20. yüzyıldayı çalıştırayım. Kalan sürem azaldı çünkü diyor. Bunların hepsini sistem diyor zaten sizin için. Bu yüzden ben buraya katılan tüm öğrencilerimden eğitim koçuyla bir seans görüşme yapıp neymiş bu sistem, bu yapay zeka ne sağlıyor bize daha? Bence bunu bir öğrenin arkadaşlar. Burada bir link var. Tıkladığınızda zaten daha detaylı bilgiyi eğitim koçlarımızdan da alabileceksiniz. Bir soru daha birkaç örnek daha verdim size merak etmeyin. Mesela Türkiye'nin ekonomik coğrafyası, Türkiye'nin fiziki özellikleri. Sizce hangisi? Yine A, B yazarsak hangisi? Şu A olsun, şu B olsun. Bu sefer hemen gözünüz az olana gitti. B dediniz değil mi? Hemen bakalım. Hemen bakalım. 3 saat 15 dakika, 3 saat 35 dakika. Hayır bu sefer daha fazla olanın önem puanı. 2 kat fazla ama zaten fazla değil ki arkadaşlar. Hemen hemen aynı. Şimdi 3 saat 35 dakika, 3 saat 15 dakika hemen hemen aynı. Arada 20 dakika var zaten. Yani biz bu süreleri aynı sürelerde, aynı süre bandı diyebiliriz. Böyle 2 katı, 3 katı değil ki sonuçta. Aynı sürede emek verip 2 katı fazla puan kazanabiliyorsunuz. Bakın yukarıdaki Türkiye'nin ekonomik coğrafyasından gelen soru sayısı daha fazla olduğu için yıllara oranla 5 puan kazanıyorsunuz. Türkiye'nin fiziki özelliklerinin iki buçuk puan kazanıyorsunuz. 2 katı daha fazla puan kazanma şansınız var. Hemen hemen aynı emeği vererek sadece 20 dakika daha fazla veriyorsunuz. 3 saat 15 dakika birazcık böyle eleme yapılabilecek şeylerden bir tanesi iki katından bahsediyorum çünkü. Temel hukuk kavramları yasama. Sizce hangisi daha önemli? Bunu bir çoğunuz zaten bileceğini düşünüyorum. Evet. Yasama Zaten bildiğimiz bir şey evet öğrenme süresi daha temel hukuk kavramları anlattı, anlat da anlat anlat da anlat adı üzerinde kavramları öğrettiği için çok uzun sürüyor arkadaşlar. Kitaplarda bile çok fazla yer veriyorlar. Ama gelen soru sayısına baktığınızda puanlama hayır gelen soru sayısına göre yapılıyor. Sınavdaki gelen soru sayısı temel hukuk kavramlarına daha asker yasama yürütme yargı idare hukuku bunları biliyorsunuz değil mi daha çok buralardan soru geliyor. Haliyle iki buçuk saatte yarı yarı öğreniyorum ve bir altmış da daha fazla puan kazanıyorum yasamaya çalışarak. Temel hukuk kavramları şu anlamda. Da önemli genelde e, konu bütünlüğü sağlamak adına biz bunu iyi öğrenmenizi istiyoruz ama çok böyle detay 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 girmenize gerek yok kavramları öğrenin geçin diyoruz Çünkü asıl sorunun geldiği kısım yasama yürütme yargı dediğimiz alanlardan geliyor Dolayısıyla sen burada diğerlerin daha iyi öğrenebilmek için bunun bir temelini at ona da çok detaya girmene de gerek yok Yani sonuç olarak KPSS'yi çok iyi tanımam lazım Konu dağılımına çıkan soru sayısını öğrenme süresini kendi seviyem Bir de kendimi çok iyi tanıyacağım konunun önem derecesini bileceğim. Ne kadar sürede kaç puan kazanıyorum? Bu konu bana kaç puan katıyor? Bir saat çalışırsam kaç puan kazanırım? Böyle bir strateji yaptığınızda verimli çalışmış oluyorsunuz. Doğru stratejiyi belirlemiş oluyorsunuz. Ama bir de kendinizi çok iyi tanımanız lazım. Konuların önemini biliyorum ama ben neye ne derece çalışmalıyım, nasıl çalışmalıyım, ne kadar sürede bir tekrar yapmalıyım, unutma hızım ne, öğrenme hızım ne, dikkat dağınıklığım ne, seviyen ne? Bunları çok iyi bilmeniz lazım. Bu yüzden biz ücretsiz bir eğitim analizi de yapacağız size. Bizim hazırladığımız bir eğitim analizi arkadaşlar her sorusunu yazarken öğrencine neye ihtiyacı var diye düşünerek yazdığım bir analiz. Dolayısıyla hepinizin katılmasını çok isterim. Ücretsiz katılma şansınız olacak. Hani saç analizi, cilt analizi yapıyormuş gibi düşünün. Sizin bir sınav hazırlık sürecinde sizin, size sizi tanıtabilmek için hazırladığım bir eğitim analizi. Öğrenme stiliniz, öğrenme yapınız, zeka türünüz, zeka tipiniz, sayısal mısınız, sözel misiniz, öğrenme hızı, unutma hızı, okuma hızı, anlamazı, stres, dikkat dağınıklı, özgüven, öz disiplin bunların hepsini ölçüyoruz. Ve size bir kimlik oluşturuyoruz. Bu kimlikten sonra bir de çalışma önerileri sayfası geliyor karşınıza. Sen busun böyle çalışmalısın. Yine yazdığım bir dokümanla karşılaşıyorsunuz. Bir de eğitim koçu bunu telefonda ücretsiz bir şekilde yorumluyor. Kamplar hakkında, 2023 eğitimleri hakkında, yapay zeka eğitimlerimiz hakkında da size detaylı bilgi veriyorlar zaten. sistemlere katılan tüm öğrencilerimize öncelik verecekleri için her türlü indirim ve sarı aşınması da size özel yardımcı oluyorlar. Linke tıklamanız bunun için yeterli. Bu linke tıkladığınızda eğitim analizine de katılmış olacaksınız. Onlar sizi yönlendirecekler ve birebir girip analizi çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınızı da alabilirim. E, ee, felsefe ile ilgili bir öğrencimiz sormuştu. İlayda hocam Instagram'dan takip ediyor şu an muhtemelen sesi de alamadığı için. Felsefe ile ilgili şu hani sınavla ilgili de sormuşsunuz. Girmeniz gereken iki tane sınavınız var. Genel tenek, genel kültür ve eğitim bilimleri her yıl girebiliyorsunuz. GGK anlattığım gibi aslında içerisinde beş ana dersimiz var. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Eğitim bilimleri kısmında da peki felsefe öğretmeniyseniz yani formasyonunuz varsa da direkt felsefe öğretmenliği mezunuysanız girebiliyorsunuz eğitim bilimlerine. Orada derslerimiz gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sınıf yönetimi, materyal tasarım, program geliştirme, öğretim yöntem teknikleri, rehberlik, ölçme değerlendirme olmak üzere derslere, derslerden sorumlusunuz. oranlama olarak baktığımızda GGK %60 eğitim yüzde %40 oranında bir oranlaması var. GGK %20 daha fazla bir oransal ağırlığa sahip. Genelde felsefe mezunları çok matematik yapmak istemiyor ama siz artı bir matematik işte bir 10 net bir 6-7 net bile yapsanız karda olacaksınız ama eğitim netleriniz yükseltmeniz gerekecek. Biz teşekkür ederiz. Tek özenli olmak büyük ayrıcalık demişsiniz. Ne güzel bir yorum. Çok teşekkürler. Ee, siz başarın diye yani çok uzun zamandır üzerine çalıştığımız bir proje ve 2023'te start verdik. Projemizi hayata geçirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz arkadaşlar. Siz de yapay zeka eğitim modelinin ilk öğrencileri olacaksınız. Şu an sarfı deneyimleyen binlerce öğrencimiz var. Ee, çok memnunlar. Gerçekten biz de bu emeğin meyvesini yediğimiz için çok mutluyuz. Çünkü bir şeyleri değiştirmek gerekiyordu eğitimde artık. Herkese girip ders anlatmak, herkese aynı ödevi vermek, herkesin aynı şeyleri istemek doğru değildi. Birileri başarılı oluyorken birileri başarısız oluyor. Çünkü herkes aynı değil. Herkesin seviyesi farklı. Sınavın yapısında bile farklılık var. Her konu aynı değil ki. Getirileri bile farklı iken. Bizden de aynı olmamızı bekleyemezlerdi. Yıllardır klasik eğitim metotlarıyla, klasik koşullarda eğitimler aldık hepimiz. Sınıf ortamında aynı öğretmen, aynı dersi anlattı. Aynı ödevler verildi ama birileri çok başarılı oldu, birileri başarısız oldu. Bunun sebebi sadece tembellik olamaz. Mutlaka bireysel farklılıklarımız var. Bu modelde bu farklılıklara göre hazırlanan bir model arkadaşlar. O yüzden hepinizin çokça başarılı olacağına yüzde yüz inandığımız e, ve gerçekten fiyat performans olarak düşündüğünüz zaman da bir derse neden çok 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 daha avantajlı fiyatlarla yararlanabileceğiniz devasa bir eğitim projesinden bahsediyorum. Umarım çokça fayda görürsünüz. Bir videomuz var sizler için. Onu da izleteceğiz. Yine bir sorunuz vesaire olursa da eğitim koçlarımıza da birebir telefonda konuşabileceksiniz. Linke tıklamayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın arkadaşlar.